çıkarsa kalbinde yara yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra sen sabretmesini bilirsen yaradan düşürmez seni dara kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya sen istemesini bilirsen mevla cevap verir duaya hayırlı nurlu cumalar arkadaşlar cumamız mübarek olsun rabbim evinizden huzuru sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Ortası boş, reyyan marka bir yazmam var. Kullanacağım ip tonlarını söyleyerek başlıyorum. Morumun tonu, altın başak 63 numara. Bunu yazmamışım arkadaşlar ama sanki leylak markasının nar çiçeği diye hatırlıyorum. Buradaki renk tonu Krem kullanacağız. Krem rengimin tonuna bakalım. 744 numara leylak markası. Buradaki yeşilin tonundan da şu yeşilin tonundan da leylak markası 117 numara. Yazmamda da yeşil az bu sefer. Oyamda da yeşil az olacak arkadaşlar. Bu modeli birkaç arkadaşımız istedi. İlk isteyen arkadaşım bundan bir ay önce kadar hemen hemen ben şehir dışındaydım. Dedim evime dönünce çekeriz. E, sanırım unuttum. O kadar çok mesaj geliyor ki anca yetişebiliyorum. Öncelikle bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Bir kaç arkadaş daha istedi. Bugün bir arkadaş daha istedi. Modelin bir tarafında kafam karıştı. Bazen olabiliyor. Çok e, basit de olsa. Bir de resimde belli olmuyor bazen. E, gözler de artık gitti. Geçen bir arkadaş yazmış ki yağmurlu günler kanalımız arkadaşlar. Oraya günlük vloglarımı atıyorum artık. Anı biriktireceğim o kanalda günlük vloglar yağmurlu günler kanalı YouTube kanalımız yağmurlu günler oraya günlük yaşantımdan kesitler atıyorum oradan bir arkadaşım dedi ki gözleriniz e, altı ve üstü çok mor deryanım e, siyahlaşmış dedi e, gerçekten de yorucu oluyor sürekli el işi tığı e, bir de video dikkat istiyor ben bu işi hemen hemen 4 seneye yakındır kameralı çekim anlatıyorum sanırım ondan olsa gerek dediğim gibi gözlerde seçemeyince bu modeli yapan arkadaşa instagram üzeri ulaştım sağolsun o da beni kırmadı hemen dönüş yaptı şimdi şimdi arkadaşı göstereceğim hem tasarlamış modeli motiflerini o arkadaş tasarlamış eline koluna sağlık şimdi hemen arkadaşı gösterelim şuradan profiline girelim Ayşe Oyalım arkadaşım bu modeli tasarlayan ve yapan Model burada sayfasında da paylaşmış arkadaşlar. Modelimiz bu. Şöyle geçmişinde de vardı sanırım. Modelimiz bu. Daha yakın çekimi de vardı. Buyurun. Bana gelen resimlerde bu şekilde. Ayşe Oyalım arkadaşıma teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. Şimdi biz modelin modelin e, modelini çıkardık. Modelini çıkardım karşınıza yapım aşamasıyla birlikte geldim. Dediğim gibi yeşiller bu şekilde. Aynı oradaki gibi krem kullanmak istedim ben de. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep beraber. 3 dakika 30 saniyedir konuşuyorum. İsyan eden arkadaşlarım 3 dakika 30 saniye kadar sardırabilir. Gönülden seven arkadaşlarım ise hepinize sevgiler, kucak dolusu sevgiler. Buraya kadar dinleyen, izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Haydi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle modelimizi yaparak motiflerimizi başlıyorum. Bu arada yağmurlu günler kanalımızı göstermek isterim. Hem el işinizi yapıp hem çayınızı yudumlarken günün yorgunluğunu atmak isterken şöyle yağmurlu günler kanalımıza da abone olursanız, oradaki günlük vloglarımızı da izlerseniz, oraya da abone olup yorumlarınızı esirgemezseniz çok teşekkür ederim şimdiden hepinize. Oradaki kanalımıza da bekliyorum sizleri. YouTube arama yerine yağmurlu günler yazarak bu şekilde profiliyle bizlere ulaşabilirsiniz. Evet çok konuştuk. Aydın bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum ben. Buradan ilk baştan batıp burayı kapatıyorum bir yuva oluşturuyoruz yani ilk başa battık ve kapattık şöyle bir yuvamız oluştu 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki kez aldım Şu altımızdaki renk gözünüzü yormasın 5 zincir çektim başına iki kez aldım oluşturduğum yuvaya girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 4 adet zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5. 6. sık iğnemi yuva içerisine girip sabitliyorum. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Yuvanın içine giriyorum. 4 adet zincirimi kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir. Başına 2 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 çekiyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 4 zincir çektim. Bakın bu araya giriyorum. Kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. <laughs> 5 6. yeşil halka yuvamda yapmış olduğum yuvamda sabitledim. Bir adet zincir çektim ve ipimizi keselim. Şunları temizliyorum. Bakın bu şekilde bu işlemi yaptıktan sonra arada 4 zincirli bir yuvamız var. Tekrar bu işlemin aynısını yaptık. Burada halkanın bir boşluğu kaldı bu tarafta buraya ilk sıramızı yapacağız şimdi diğer motif için bu mavi tonunu kullanacağım bunu da numarasını yazmamışım zaten kaplan markaymış çok uzun zamanın mutlaka bir ipidir ben hiç almadım öyle bir ip son yıllarda şimdi ipimi tığıma sabitliyorum burada yapmış olduğumuz bakın burada yarısı duruyor buraya giriyorum ipinin ucunu alıp sabitliyorum 8 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım bu bir tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım bu da 2 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım 3 Tekrar 8 adet zincir çektim girdim kapattım 4 6 kez 8 adet zincir kapatıyorum bu yuvaya arkadaşlar bakın 4 oldu 8 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 5 oldu. 8 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 6 oldu. 6 kez 8 adet zincir çektik, kapattık. Bu şekildeyiz şu an. Şimdi ne yapıyorum? 6 zincir çekiyorum bu noktada. Tersini döndürüyorum. 6 tane pimpirimiz var. Şu 3'ünü bu tarafa ayırıp buradan giriyorum ortadan. Şuradan 3'ün tam ortasında şöyle göstereyim arkadaşlar biraz daha yakın çekim. 6 adet zincir çektim. Bakın 1 2 3 tane pimpirimi ayırdım. 1 2 3 de burada var tam ortadan. Girdim. Buraya ipin ucunu alıp kapatıyorum 6 adet zincirimi tam ortasından bakın burada bir yuva oluşturduk tekrar 6 adet zincir bu sefer bunu bu kenarda kapatıyorum giriyorum kenar kısmında kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim bakın iki tane köprü oluştu burada dönüş yapıyorum. 8 adet zincirimi bu oluşturduğum köprüde kapatıyorum. Bu bir. Bu ilk yuvamıza 5 kez 8 adet zincir çekip kapatacağım. Sonra buradaki ikinci yuvamıza da aynı işlemle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 girdim kapattım 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 girdim kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım 5 oldu. 5 kez 8 adet zincir çektim kapattım bu yuvama. Şimdi yine buradaki yuvama geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 oldu. Buraya da 8. zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 5 kez de buraya yapacağız toplamda. 1 2 3 Çok pardon. 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 girdim kapattım 5 oldu. 1 adet zincir çektim. İpimi kestim. Bakın 2 adet yuvamız vardı arka kısımda. 5 buraya 5 buraya kapattık şimdi şunu ön tarafı elimizle düzeltelim yatıralım şu iplerimizi de temizleyip dönelim ilk yaptığımız ilk yaptığımız işlem bu gördüğünüz gibi katlı bir çiçek var burada ön tarafında düzelttik temizledik şimdi ben öndeki o pıtırcık krem yaptım yazmanın ana rengiyle de uyumlu olsun diye Hemen krem rengimi alıyorum. ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzümüz. Şurada bir 4 zincirli yuvamız var. Buraya giriyorum, ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 da çekebilirsiniz 5 de 6 zincir çektim girdim kapattım bu birinci pıtırcığım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim girdim kapattım bu ikinci pıtırcığım 6 zincir çektim girdim kapattım bu da üçüncü pıtırcığım bir adet zincir çektim ipimi kestim yani 3 tane pıtırcık yaptık. Bakın bu böyle alt kısım gibi. Buraya elimizle tutalım. Şöyle bunları da biraz çekiştirip elimizle bu tarafa yapınca üst kısmına oldu. Şimdi bunları temizleyelim. Ütüyle de daha iyi yapışır. Hiç açılmaz. Bu hali de e, düzgün duruyor. Zaten açılacak gibi durmuyor. Şimdi bu iplerimizi de temizleyip ekleme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz burada bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başlarken dağ kısmıyla başlıyoruz. İpimizi tığ batsına sabitledik. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Örümceğin şurayı kapatırken biraz gevşek kapatırsanız batmalarınız kolay olur. 10 adet zincir çekiyorum üzerine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet zincirimi örümceğin tepesine bu gevşek kapattığım noktaya batıp sabitliyorum tekrar 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 çok pardon 8 de sökül 7 sen de sökül 6 sen durur 6 da gitti tekrar çekeceğiz 7 8 9 10 isterseniz bu zincir sayılarını 8 de yapabilirsiniz kapattık Sizler elinizin ayarına göre davranabilirsiniz Şimdi ne yapıyorum? 1 adet zincir çekip çıkarken çektiğim boyutta yine örümcek çekip iniyorum. Örümcek çektim. Hemen aşağıdan 1 2 3 tığ basatıladım 4'e girdim. Kapattım. Bu şekilde. 1 adet zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. Örümceği şöyle kapatırken biraz gevşek kapatıp 5 adet zincir çekiyorum şimdi. 2 3 4 5 döndürüyorum. Buradaki öndeki yuvaya girip 5 adet zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip dönüş yaptım. 10 zincirimi bu tepe noktasına batıp kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çektim. Batık kapatıyorum. Şimdi 2 tane pimprimim oldu. 5 zincir çekerek çıkmıştık ya burası. Şimdi 4 zincirle iniyorum. 2 3 4. Çünkü bol oluyor 5 çekersek inişini ve 4 zincir çektim örünceğimin tepesine battım. Kapattım. Bu şekilde. Buraya 10 adet zincir çekip yine pimpirik yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine buraya örümceğimin tepesine batıp kapatıyorum. 1 adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Hemen bak şimdi buradan 1, 2, 3 tığ bası atlayıp 4'e girip kapatıyorum. Sizler 2 atlayıp 3'e de kapatabilirsiniz. Benim tığ batlarım biraz küçük olduğu için bu şekilde yapıyorum. Yine bir adet zincir örümcek çekiyorum. Örümceği şöyle kapatırken biraz gevşek kapatıp ona pardon 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincir çekip dönüyorum. Buradaki pimpirin içine girip kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir. Buradaki tepedeki öndeki pimpirin içine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip dönüş yaptım. Buraya battığım yere tepeye 10 zincirimi kapattım. Tekrar 10 adet zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı noktaya batıp kapatıyorum. Şimdi 4 zincir. Şu 5 zincirli noktadayız. 4 zincirimi buraya battığım noktaya batıp kapatıyorum. Buraya yine 10 zincir çekip pimpirik. Siz 8 de çekebilirsiniz bu zincir sayılarını. Aynı noktaya batıp kapattım. Pimpirim oluşturdum. Yine 4 zincir. Bakın örümceğimin tepesine geldim. 4 zincirimi örümceğimin tepesinde kapatıyorum. Yine 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Yine örümceğimin tepesinde kapatıyorum bu 10 zincirimi. Bir adet zincir çekip tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1, 2, 3 atlayıp 4'e girip kapatıyorum. Bu şekilde. Dağımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? bir iki adet zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım bir tane boş tığ battı yaptım bir adet zincir çektim yapmış olduğum motifimi alıyorum düz yüzünden tutuyorum bir adet zincir çektim düz yüzü burası motifin şöyle tutuyorum bakın şu düz ama şöyle yapınca ters oluyor tabi evet tersinden batıyoruz bakın burası tersi şu ucundan yani düz yüzü ön yüzüne gelecek şekilde uç kısmına ilk yaprağın uç kısmına battım bir zincirimle sabitledim tekrar bir adet zincir hemen devamındaki tığ battı içerisine girdim sık iğne ile kapattım iki adet zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapattım bir tane boş yapmış olduk araya bunu bağladıktan sonra bir tane daha tığ battı yaptık şimdi bir adet zincir çekip diğer uç kısmına alıyorum yaprağın ucundan sabitledim bir adet zincirimi tekrar bir adet zincir çekip Yandaki tığ battıya girip sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. Kapatıyorum. Ve burada 1 adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Ve 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepesine bir kez daha 10 adet zincir çekerek 2 tane pimpirik yapıyorum. Yine ne yapıyoruz? Burada her ne yapmış isek yine dağ kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Dağı yapıp yine motif eklediğimiz gibi motifini ekleyip devam edip gidiyoruz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğimiz anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah anlatabilmişizdir. Şuradaki 10 zincirleri sizler biraz daha kısaltabilirsiniz. Ben kamerada büyük zincirler çalışınca daha rahat anlatıyorum. O yüzden biraz uzun tuttum sanırım. Modeli tasarlayan arkadaşımıza teşekkür ederiz. Ellerine sağlık Ayşe arkadaşımızın yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Ayrıca modeli gönderen arkadaşlara da teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.